Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'in Türkçenin Avrupa dilleri arasına katılması önerisinin Avrupa Birliği'nin 14 Nisan 2004 tarihli Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılım şartlarının pratikte uygulanması başlıklı 9 sayfalık önerisinin 8. maddesinde yer aldığı bildirildi. Simerini gazetesi Avrupa Birliği'nin Patrick Yabuknot tarafından Genel Sekreter Yüksek Temsilci Javier Solana'ya mektup ilettiği 9 sayfalık öneri metninin 8. maddesini şöyle aktardı. Madde 8 Avrupa Birliği'nin resmi dili olarak Türkçe. 1. Türkçe resmi dil ve Avrupa Birliği organlarının çalışma dili olacak. 2. Personel ve teknik destekle ilgili gerekli ön şartların yerine getirilmesi halinde konsey 1. paragrafının uygulanmaya başlanmasına karar verecek. Bu karar öncesindeki dönemde Türkçe dili Avrupa Konseyi'nde ve konsey toplantılarında kullanılabilecek. Türkçe ile ilgili bu hazırlıkların anlam planının referanduma sunulmasından önce yapıldığına dikkat çeken gazete, planın 2004'teki referandumda reddedildiğini hatırlattı ve şu anda aynı konuyu ileri götürerek anlam planını benimseme çizgisini izlemekle suçladığı Anastasiadis'in gerek 2016 tarihli önerisini gerekse konuyla ilgili bütün mektuplarını geri çekmesi gerektiğini savundu.